Nikola Tesla, adını tarihe altın harflerle yazdıran bir dahi. Kendisi sadece bir mucit ya da bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir felsefeci ve hayalperesti. Tesla hayatı boyunca enerjinin ve elektriğin sınırsız potansiyelini keşfetmek için çalıştı. Bu sayede dünyamızın bugünkü teknolojik ilerlemesinin temellerini attı diyebiliriz. Ancak Tesla'nın öğretileri yalnızca bilimsel keşiflerden ibaret değil, aynı zamanda insanlığa ilham veren bir felsefe barındırıyor. Peki, Nikola Tesla'nın öğretileri neler? Bu videoda tarihin en büyük mucitlerinden ve bilim insanlarından biri olan Nikola Tesla'nın prensiplerini keşfedeceğiz. Bunun için biraz derinlere inelim. Tesla, sürekli olarak kendini geliştirme ve öğrenme konusunda tutkulu biriydi. Ve bu tutkusunu hayatının sonuna kadar sürdürdü. Ona göre insanlar ömür boyu öğrenmeli ve kendilerini geliştirmeliydi. Bugünümüz, dünümüzden farklı olmalı. Gelişim yaşayıp yaşamadığınızı şu teknikle anlayabilirsiniz. Vay be, tekniği. Bir kitap okuduğunuzda, bir film izlediğinizde ya da bir olay yaşadığınızda bu size vay be dedirtmiyorsa yerinizde sayıyorsunuz demektir. Şaşkınlıkla söylenen bir vay be bu. Yani neden bu bilgiye daha önce erişemedim? Ne kadar orijinal dedirtir size. O gün gündeminiz o olur. Eğer hayatınızda vay be'leriniz yoksa durup düşünün. Yerinde saymamak için bu söylemi arttırmak önemli. Tesla hayatı boyunca birçok başarısızlık yaşadı. Ancak bunları öğrenme ve büyüme için birer fırsat olarak gördü. Kendi deyimiyle birçok kez başarısız oldum. Ama her başarısızlık beni daha da güçlü yaptı. Bizdeki yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır sözüyle eşdeğer. Başarısızlıktan ödümüz kopuyor. Aman hata yaparsak ne olur? El alem ne der? Rezil olurum. Bu zihniyetten çıkın. Şimdi kulağınızı açın ve lütfen hayatta bir şeyleri başarmak istiyorsanız bunu dikkatle dinleyin. Kontrolünüz dışında şeyler olacak. Her şeyi kontrol etmeye gücünüz yetmez. Bunlara üzülmek yerine bunları kabul etmeye ve sindirmeye çalışın. Başarısızlık da kontrolümüz dışında olan bir şey. Bu noktada odaklanmanız gereken bu durumdan ne öğrenebileceğiniz ve bunun gelişiminize nasıl katkı sağlayacağıdır. Tesla'nın da dediği gibi, başarısızlık doğru cevabı bulana kadar yanlış yolların keşfedilmesinin bir yoldur. Meraklı olmak düşünce gücünüzü genişletir ve hayal gücünüzü harekete geçirir. Merak, yenilik ve ilerleme için esastır. Merak etmeseydik asla elektriği keşfedemez, interneti geliştiremez veya insanları uzaya gönderemezdik. Merak bizi yeni sınırlar keşfetmeye ve mümkün olan sınırları zorlamaya yeter. Merakınızı besleyin. Yeni şeyler öğrenmeyi deneyin. Örneğin yeni bir konuda kitap okuyabilir ya da bir dili öğrenmeye başlayabilirsiniz. Merakınızı başkalarıyla paylaşın ve fikir alışverişinde bulunun. Bu sayede yeni perspektifler kazanabilir ve daha fazla öğrenmenin yolunu açarsınız. Ne yazık ki yaşlandıkça çoğumuz merak duygumuzu kaybediyoruz. Bildiğimiz ve alıştığımız şeylerle barışık hale geliriz ve etrafımızdaki dünyayı sorgulamayı bırakırız. Ancak merakınızı kucaklamak hem profesyonel hem de kişisel olarak büyüme ve gelişme için çok önemli. Merak, insanın bilgiye olan açlığıdır. Bilgiye sahip olmak istiyorsanız merak etmelisiniz. Tesla hayatında birçok zorluk ve aksilikle karşılaştı. Ama asla pes etmedi. Başarılı olmak için gereken şey başlangıçta başarısız olmaya hazır olmak ve ısrarla çalışmaya devam etmektir. Tabii ısrarın hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğu unutulmamalı. Olumlu ısrar bir hedefe ulaşmak için olmazsa olmazdır. Tesla'da kariyeri boyunca yıllar süren denemeler, hatalar, başarısızlıklar yaşamış ve bazen de bir projeyi gerçekleştirmek için uzun süreler çalışmıştır. Bu süreçte hedefine ulaşmak için ısrar etmesi ve motivasyonunu kaybetmeden çalışmaya devam etmesi gerektiğini biliyordu. Buraya kadar güzel. Fakat aşırı ısrarında kimi durumlarda olumsuz yönlerinin olduğu unutulmamalı. Çünkü bazen bir fikre ya da bir projeye saplanıp kalabilir ve gerçekçi olmayan beklentiler içine girebiliriz. Bu durumda gerçekçi olmayan hedefler için aşırı ısrarın hayal kırıklığına ve başarısızlığa yol açması muhtemel. Hayattaki beklentilerinizi gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız, doğru şey üzerinde ısrar etmelisiniz. Sonuca ulaşamasanız bile hayallerinizin peşinden gitmek yaşamınıza bir anlam katacak ve bu da sizi
huzurlu kalacaktır. Tesla, alışılmadık fikirleri ve yerleşik normlara meydan okumaya istekli olmasıyla da biliniyordu. İnovasyon, farklı düşünmeyi ve risk almayı gerektirir. Eğer insanlar size deli olduğunuzu söylüyorlarsa, yapmak istediğiniz şeyler doğru olabilir, diyordu Tesla. Sıra dışı fikirlerinin insanların tepkileriyle karşılaşması karşısında korkmamıştı. Albert Einstein, büyük ruhlar her zaman vasat beyinlerin muhalefetiyle karşılaşmıştır, der. Çoğumuz belirli sınırlar ve kısıtlamalar içinde düşünmeye şartlandırılmışız. Yerleşik normlara, geleneklere uymamız ve risk almaktan kaçınmamız öğretildi. Fakat alışılmışın dışında düşünmek, yenilik ve ilerleme için çok önemli. Sadece akıllı olanlar soruları değiştirir. Soruların sorgulanması. Alışılmışın dışında düşünebilmek için öncelikle mevcut soruları ve varsayımları sorgulamak gerekiyor. At gözlüklerimizi çıkardığımızda ancak farklı ve yaratıcı çözümler bulmak mümkün olur. Tesla her zaman daha büyük resme ve çalışmalarının uzun vadeli sonuçlarına odaklandı. Alternatif akım sistemini geliştirmek için 1880'lerin başından 1890'ların ortalarına kadar yıllarını harcamıştır. Bu o kadar ihmal ettiğimiz bir konu ki, psikolojik olarak kısa vadeli tatminleri kıskacı altındayız. Herkesin uzun vadeli hedefi ve planı olmalı. Confucius, bir gün öncesine geri dönmek mümkün değil ama yarını yönetebiliriz, der. Geçmişinizi değiştiremezsiniz. Ancak gelecekteki hayatınızı şimdiki davranışlarınızla değiştirebilirsiniz. Zaman size hayatta nereye varmak istediğiniz konusunda fırsat veriyor aslında. Bu fırsatı değerlendirenler de çoğunlukla hayatını değiştiriyor. Özellikle sabahlarınıza sahip çıkın. Zihnin berrak olduğu bu zaman dilimlerini başkalarına yar etmeyin. Bunlar sizin uzun vadeli hedeflerinize giden en kestirme anlar. En verimli anınızda gelen zaman emicilere, dedikodulara ve gereksizlere hayır deyin. Kendinize verdiğiniz değer kadar başkaları size ve zamanınıza değer verir. Talep eden herkese zamanınızı bedavaya satarsanız ne sizin ne de zamanınızın kıymeti kalır. Bu noktada sınırı çizmek çok önemli. Tesla, yalnızlığın insanın kendini keşfetmesi açısından önemli olduğuna inanıyordu. Yalnızlık muhteşem bir şey ve özgürlüğün doğal bir sonucu. Her şeyi görme, anlama ve algılama yeteneğimizi artırır. Yalnızlık, düşüncelerimizi ve hayallerimizi serbest bırakır, diyor Tesla. Yalnızlık, insanın kendi düşünceleriyle baş başa kalabilmesi ve barışık olabilmesi için gereklidir. Kalabalıklar içindeyiz, ancak yalnızız. Yalnızken bile yalnızız. Tek başınayken kendimize yolculuk yapmayı beceremiyoruz. Ne yapıyorum ya ben? Nereye gidiyorum arkadaş? Derdim ne? Amacım ne? Bir yaprak gibi. Oradan oraya savruluyoruz. Bir ağaca konamıyoruz. Bu cenderenin içinden çıkmalı. Bunun için derinlere, yani kendinize yolculuk etmelisiniz. Bunu romantik bir dille ele almıyorum. Huzurun burada olduğuna inanıyorum sadece. Bir tezgahtar ya da bir CEO fark etmez. Huzuru bulabildiniz mi? Eğer bunu aramıyorsanız dünya ve üzerindeki hiçbir şey sizi tatmin etmeyecek zaten. Önemli olan bir yere varamasak bile yolculuktan keyif almak. Yani an itibariyle yaşanan hayatı acısıyla, tatlısıyla kabul etmek, sindirmek ya da uzaklarda bir yerde sindirebileceğin geleceğe yolculuk edebilmek. Yolculuk yaparken de mevcut yaşamını iliklerine kadar hissetmek. Sonuç olarak Tesla zamanının çok ilerisindeydi. Kablosuz iletişimden kablosuz elektrik tedariğine kadar modern dünya teknolojilerinin birçoğunu öngörmüştü. Tüm eksantriklerine rağmen Nikola Tesla hepimizin dersler çıkaracağı olağanüstü bir kariyere sahipti. Günümüzün en yenilikçi otomobil şirketinin adının onun onuruna verildiğini bilseydi ne düşünürdü acaba? Yalnız kal, dedi Tesla. Buluşun sırrı budur. Yalnız kalın. Fikirler o zaman doğar. Alışkanlıklardan tercihlere kadar sizi siz yapan her şeye sahip olun. Kimseye zarar vermediğiniz sürece tuhaflıklarınızı kucaklayın ve onları rutininize dahil edin. Ve en önemlisi, vibelerinizi çoğaltın.